HDP Türkiye Partisi olmalıdır önermesi doğru bir önerme midir? Olabilmiş midir? Olabilir mi? Sizin buradan değerlendirmeniz nedir? Yani ben doğru bir önerme olduğunu düşünüyorum. Zaten o şekilde oylarını yükseltti Haziran seçimlerinde. Ve gerçekten de yani Haziran seçimlerinden önce Sayın Selahattin Demirtaş'ın söylemini dinlediğinizde çok etkileyici bir söylendi. Yani sadece o Güneydoğu için değil, bütün Türkiye için bir bütünsel bir projesi vardı. Ve bu insanlara hitap etti, pek çok insana. Yani HDP'li olmayan, Kürt olmayan ama Türkiye'de demokrasiyi isteyen, Türkiye'de özgürlükleri isteyen pek çok insana hitap etti. Maalesef bu çöktü. Yani neden çöktüğünü belki Levent daha iyi biliyor. Bunda bir miktar HDP'nin 7 Haziran'dan sonra, bir miktar değil büyük ölçüde 7 Haziran'dan sonra yalnızlaştırılması ve kriminalize edilmesi var. Yani bir yandan Sayın Cumhurbaşkanı tarafından, öbür yandan da herhalde PKK tarafından, yani bu kadar işte %13 bine almıştı. Bu kadar yüksek bir oy almış olması birilerini tedirgin etti. Cumhurbaşkanını etti. Çünkü o HDP'nin baraj altında kalıp başkanlık sistemini getirmek istiyordu. Şeyi ise, PKK'yı ise onun kendi iç meselelerinden dolayı herhalde, yani bizden tamamen bağımsızlaşır da bize hiç ihtiyacı kalmaz da Türkiye Partisi olarak böyle bu şekilde mi büyüyecek falan gibi bir mülazayla herhalde. Yani yardımcı da olunmadı HDP'ye şeyden sonra, Haziran'dan sonra. Yani yanlış attığı adımların hemen üstüne gidildi. Aydınlar, bu konuda konuşanlar falan da öyle yaptı diye düşünüyorum. Dolayısıyla da yalnızlaştırıldı. Yalnızlaştırıldıkça daha fazla uzaklaştı o Türkiye olma rüyasından ve bu noktaya geldi. Şimdi bu kurultay hakkında pek bir fikrim yok yani. Mesela programı konuşacaklar mı bilmiyorum. Yeni bir program konuşacaklar mı yoksa sadece konuşsalar ne olacak falan. Yani benim umudum bütün bu meselede, Kürt sorunu meselesinde tekrardan bu barış sürecine, çünkü bu böyle devam edemez yani. Bu şekilde çözüleceği de yok diye düşünüyorum bu işin. Çünkü çok denendi geçmişte ve olmuyor. Yani şimdilik bir miktar durabilir. Ama ondan sonra tekrar gündeme gelecektir. Bu iş ciddi bir şekilde çözülmedi. Onun için mesela onu da konuşacağız demiştiniz. Hı-hı. Bu Cumhurbaşkanı'nın ben artık bundan sonra HDP'de bilmem PKK'da Öcalan'da o da bu da hı-hı bitmiştir falan. O sayfa kapanmıştır lafını vahim buluyorum. Çünkü bu sürecin yeniden başlaması lazım, barış sürecinin. Yani barış süreci yeniden başlar, tekrardan belki HDP bu Türkiye Partisi projesinde cesaretlendirilir. Belki CHP, ben öyle bir yazı yazdım mesela şeye, Cumhuriyet'e hiç alıcısı olmadı aslında. Yani daha şimdiden mesela dedim, Cumhuriyet Halk Partisi kendini dönüştürsün, demin bahsettiğim türde bir parti haline gelsin. Yani iki partinin birleşmesi değil. Ama hani o 4 yıl boyunca HDP'nin de Türkiye'lileşmesi şartıyla böyle bir blok heyecan yaratabilir. HDP Türkiye'lileştiği takdirde kendini PKK'dan falan, ama bu mümkün müdür bilmiyorum, çok zor olduğunu düşünüyorum aynı zamanda, ayrıştırabilse, Cumhuriyet Halk Partisi kendisini dönüştürebilse, öyle bir blok bayağı bir heyecan yaratabilir pek çok insanda.